İyi, yatmadın mı sen hala? Ha? Hiç. Düşünüyorum öyle. Ne düşünüyorsun bakayım? Yine kafada kuracak neler buldun? Seni. Yetmez mi? Acaba ne yaptık yine? Bilmem. Bilmiyorum ki. Benden önce ne yaptığını, ne ettiğini. Hiçbir şey bilmiyorum. Senden önce yuvarlanıp gidiyorduk işte. Yani hayatımıza bir girdin, pir girdin. Gerisini de hatırlamıyorum zaten. Battaniyeyi hatırlıyorsun ama. O başka. Onu unutursam babamı unuturum ben. Babanı mı? Babamı. Anlatmıyorsun ki hiçbir şey. Babanın çocukluğunu. Güzeldi benim çocukluğum ya. Babamı kaybedene kadar tabii. Yaramazdım. Durmazdım yerimde. Öyle ağaçtan ağaca atlardık. Dereden dereye. Her yerimiz yara bere içindeydi. Anlatmıştım aslında biraz ben sana. Özür dilerim ben. Üzmek istemedim seni. Niye, bir sıkıntı yok. Ondan sonra büyümek zorunda kaldık. Çocukluğumuz geride kaldı yani. Babam gibi biri olmak için çok uğraştım. Hayata onun gibi bakabilmek. Dik durabilmek için çok çalıştım. Berber Necdet'e yakışır bir evlat olmak istedim. Hayatta pek kıyak geçmedi gerçi bize. Harbi geçmedi yani. Babamın evinde, evimizde kalmak istedim. Orada da bırakmadılar. Ben de kaçtım işte. Böyle sokaklar falan. Olmadı ama. Amca, bir tane ekmek verir misin? Alıp götürsem hırsız dersin. Arkadaşım hasta. Vallahi 3 gün oldu yemek yemeyeli. Bas git diyorum sana. Yapma amca ya. Ondan sonra silah gibi dadanacaksın dükkana. Yürü git. İnsan mısın sen be? Yardım etsen ölür müsün? Yürü git lan. Defol. Çok kıyak bir arkadaşım vardı biliyor musun? Harbi çocuktu. Özden de özdü yani benim için. Sonra onu kaybettim kollarımda. Böyle aklıma geldikçe sıkıntı veriyor hep bana. Kardeş gibiydi bana. Şimdi yaşasaydı bizi kimse tutamazdı biliyor musun? Fena yapardık yani. Allah rahmet eylesin. Amin. Çok üzüldüm. Ben de üzülüyorum. Belki o yüzden çok konuşamıyoruz böyle çocukluğu falan işte. Kaç yaşındaki işte 12 yaşında çocukluğumuz bitti kızım bizim zaten. Anlayacağın berber Necdet'e yakışır bir evlat olamadık. O çizgide dik duramadık yani. Sen buna ister kaderde ister hayatta benim için fark etmez. Bunları yaşayacakmışız. Ama iyi ki sen varsın. İyi ki sen çıktın yani karşıma. Öyle. Kızıyorum kendime, hala da kızıyorum. O yüzden de geçmişine ait bir şey başkaları dokunduğu zaman onlara da kızıyorsun. Aslında onlara kızmak istemiyorum ama. Bildin mi? Bilmediğin ne var kız senin? Bilmem. Annelik bilmiyorum mesela da. Öğrenirim ama. Sen çok güzel baba olacaksın.
Hadi yatalım mı? Hadi gel. Hayırdır sabah sabah? Kim taşınıyor böyle? Ne sırıtıyorsunuz lan? Bebek odasını hazırlıyoruz. Gel. Bak diyorum ki burayı oda yapalım. Çocuk odasını. Biz de bu kata taşınırız. Yani tabii sen de istersen. Aydınlık burası çok güzel. Bak şuraya yatak koyarız, tamam mı? Gardırobu böyle koyalım. Buraya güzel lambalar asalım. Ondan sonra bir de bu şeyler var ya tavana asılan. Ne onun adı? Fosforlu fosforlu yıldızlar var. Böyle uyurken onları izlesin. Böyle projeksiyonlar var. İşte bulutlar, kuzular falan tavanda böyle hareket ediyor. Mert uyurken onları izler. Güzel olmaz mı? Mert mi? Ha, Mert. Çocuğun adı Mert mi olacak? Evet. Doktor sen bana böyle sormadan isim koymalar falan, ha? Yok, bir şey söyleyeyim. Rüyamda gördüm. Gerçekten. Mert de adı. Güzel isim değil mi? Yakışır. Sana da, bana da, ona da. İyi, başlayayım o zaman bir iki hareket yapmaya. Olur. Tamam, ben zaten hazırladım. Her şey hazır. Mavi mi olacak diyorsun? Mavi. Ben bak ama kestirmeleri iyi yapmak lazım. Tamam mı? Ben kestirmeleri yapayım. Dur sen şimdi. Ortadan başla. Yavaş ama yavaş. Tamam başım ya. Bizim hayatımız böyle boyamalarla geçti kızım. Öyle mi diyorsun? Yani. Bak şimdi görüyorsun. Bak hep aynı yere yapıyorsun, sonra fırça izi kalıyor. Kalın alıyorsun boyayı. Ama bak iz kalmadı yani benim yaptığım. Nasıl kalmadı? Bak kaldı işte. Aslı iz falan kalmadı. Benimki gayet güzel. Sen kendininkine bak. Seninki tren rayı gibi olmuş yani. İz kalıyor. Şunu bak azar azar sür. Tabii emiller havada uçuşuyor değil mi? Aynen. Öyle. Tamam. Azar azar. Tamam mı? Devam mı? Boyamaya devam. Kaşınıyorsun sen ha. Kaşınıyorsun. Ne kaşınıyorsun ya? Gel bakayım şuranda senin ne var? Ne ne ne? Gel bakayım. Ne yapıyorsun ya? Yakışıyor ama yakışıyor. Al işte bak. Sana da yakıştı yapma. Yapma yapma yapma. Tamam, yapma. 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 Ne oluyor? Hadi geçin bakalım geçin. Köfteler hazır hadi. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş bulduk. Gözünüz aydın. Ne oluyor? Ya çok sevindim. Ya. bir dakika. Siz nasıl? Abim sabaha kadar evde yok. Sonra böyle bir geldi fırtına gibi. Önce benden özür diledi biliyor musun? Her şey için. Ah. Sonra yeni bir sayfa açalım, yeniden başlayalım dedi. Ama tabii kendi diliyle söyledi. Oh, ya. Biz de böyle duyunca toplandık birlikte. Ne yaptınız? Hadi bakalım, hadi geçin geçin. Köfteler soğuyor, hadi. Al bakalım teyzem ne oldu? Ne oluyor? Ay ki sen varsın. Babamın oğlu olduğumu tekrar hatırlattın bana. Sağ ol. Aldı beni getirdi yukarıdan. İsim düşündünüz mü? Daha karar vermedik de. İşte bilmiyorum o gün geldiği zaman büyük sıkıntı çıkacak. Babası ne derse olur oğlum. Abi ne dediğim dedik adamsın ya.
Öyle ya. Oğlum. Hadi aç ağzını, aç ye bakayım. Yeter, doydum, bittim, patladım, lütfen. Ne gülüyorsun? Kısa emir kiplerini ben unutmuşum da bir süredir daha uzunlarını kullanıyordum ama bu güzel mesela. Aç bakayım, ye. İç. Güzel bunlar. Seviyoruz bunları. Necdet ne yapıyor? Uyuyor yukarıda. Ne kadar mutlusunuz. Maşallah siz. Ne kadar mutlu bir aile tablosu. Nereye? Geliyorum. Anneciğim, peynirsin. Baba, hı? Oynayalım mı? Oğlum ben yaşlı başlı adamım ya. Bak, Necdet kardeşim var yukarıda uyuyor. Aslı ablanlarınki geliyor, ismi daha belli değil. Ha, onları bekle biraz. Ya alay etme, bir daha yok. Öbürü çok küçük. Tamam, bekle şimdi oynarız birazdan, tamam? Yalnız şaka maka yeter anne. Bütün torunlar erkek oluyor, farkında mısın? Maşallah diyelim. Bakarsın bir de kız gelir. Aa! Ay yok canım sizde. Hadi oğlum gel, biz oyun oynayalım. Oley! Oley ya, hadi. Emir büyük yerden. Yani bilmiyorum ki. Ay bakmayın öyle, utandım şimdi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.